Değerli basın emekçileri, malumunuz olduğu üzere bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bugünden tam 28 yıl önce Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında kabul edildi. Ve özellikle çocukların lehine temel haklardan yoksunluk ve yoksulluk yaşayan çocukların durumunda iyileşme sağlandığını söyleyebilmek ülkemiz açısından da bütün dünya açısından da oldukça zor görünüyor. Savaşlar ve çatışmalar nedeniyle milyonlarca çocuk hem kendi ülkesinde hem de düştüğü göç yollarında ya da yerleştiği sürgün ülkesinde birçok açıdan hak kısıtlılığı ile karşı karşıya kalıyor. Beslenme, sağlık, eğitim, barınma gibi temel haklardan yoksundur. Ama hepsinden öte bugün dünyada belki de çocuk hakları açısından en büyük hak problemi yaşam hakkının kaybıdır. Dünya ve insanlık tarihinin hiçbir kesitinde çocuklarımız bu kadar yaşam hakkı tehdit altında olmak suretiyle yaygınca bir toplumsal gerçeklikle karşılaşmadı. Tabii bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ama yarın 21 Kasım Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım günü 12 yaşındaki bedenine 13 kurşun sıkılarak öldürülen Uğur Kaymaz'ın ölüm yıl dönümü. Ve Uğur Kaymaz'ı babasıyla birlikte, terlikli babasıyla birlikte öldürürken o zaman ana akım medya iki teröristin öldürüldüğünü söylemişti. Daha sonra gerçeklik ortaya çıktığı halde ve bu olayın üzerine gidileceği sözü verildiği halde etkin bir soruşturma ve yargılama süreci işletilmemiş, maalesef bu konu kapatılma noktasına gelmiştir. Sadece Uğur Kaymaz mı? Tabii ki değil. Bir havan topuyla küçücük bedeni, apaçık gözleri paramparça edilen Ceylan'ın ceset parçalarını, vücut parçalarını annesinin elbisesinde topladığı gün hala hafızamızda dipdiri durmaktadır. Sadece son 9 yılda 16 çocuk özellikle güvenlik güçlerinin zırhlı araçları tarafından ezilerek yaşamını kaybetti. Bir de değerli basın emekçileri, sadece bazı istatistiki verileri çocuklarımız açısından paylaşmak istiyorum. Ülkemizde çocuklara yönelen istismar vakaları son 10 yılda %700 arttı ve istismar suçu sayısı 15.051. Bu açılan dava sayısıdır. Bir de kolluğa ya da yargıya intikal etmeyenleri bir yana bırakarak söylüyorum. 2016 yılında evlenen her 100 kişiden 18'i maalesef çocuktu. Neredeyse her 5 kişiden birinin çocuk yaşta evliliğini sadece geçen yıl yaşamış bir ülkeyiz biz. Peki son 10 yılda evlendirilen çocuk sayısını söylersem 482.908. Yani son 10 yılda yarım milyon çocuk yaşta reşit olmadan evlendiği bir ülkeyiz biz. SGK verilerine göre 1.170.000 çocuk işçi çırak adı altında devlet eliyle çalıştırılmakta. Bu resmi rakam. Yine 2016 yılında TÜİK verilerine göre çocuk işçi sayısı 708.000'e ulaşmıştır. Sadece 2016 yılında yine 56 çocuk iş kazalarında hayatını kaybetmiştir. Bu kayda geçenler. Bir de kayda geçmeyenleri göz ardı etmemek gerekiyor. Suriye Savaşı'ndan aileleriyle veya kendi imkanlarıyla kaçıp ülkemize sığınan mülteci çocuk sayısı 1.358.904'tür. Resmi rakamlara göre 2016 yılında 2106 çocuk özgürlüğünden mahrum bırakılarak cezaevine girmiştir. Değerli basın emekçileri, bugün tam 257 gün etti ki Nuriye Hoca'nın ve Semih Hoca'nın çığlığını sadece duymaya çalışıyor, yaymaya çalışıyoruz. Ancak Nuriye ve Semih Hocaların çığlığını taş duydu, beton duydu, asfalt duydu ancak bir iktidar duymadı. Duyduysa da bu çığlığı
kendi siyasi tahayyülleri ve ideolojik kodları üzerinden yorumlamakla yetindi. İktidar, siyasi iktidar, mazlumların ve kendi yarattığı mağdurların bir türlü sesi olamadı. Üstelik tarih boyunca kendilerini değişmez, sürekli kutsal mazlumluk şemsiyesinin altına almış durumdalar. AKP hükümetinin yarattığı mağduriyet alanlarını savunmak için dev yürekleriyle sokağa çıkan, direnen ve 257 gündür aç kalan Nuriye ve Semih hocalar hiçbirimizin istemediği bir süreçle yüz yüze gelme noktasına varmıştır diye belli bir süredir söylüyoruz. Onlar dev yüreklerinde direniyorlar. Hak uğruna, hakikat uğruna. Haksızlığa karşı insani bir duruş sergilemek uğruna. Başlarına ne gelirse daha önce de söyledik, yine söylüyoruz. Mevcut siyasi iktidar sorumludur. Değerli basın emekçileri, iki kargo şirketinin emekçileri direnişteler. DHL Express Kargo tüm TİS'te örgütlendiği için 17 Temmuz'da 9 işçi işinden olmuş, o gün bugündür tam 127 gün oldu, direniyorlar. İşlerini istiyorlar. Nuriye ve Semih hocalar gibi. Yine Gaziantep'te Babacanlar Kargo'da işten çıkarılan ve tüm TİS'te örgütlenerek sendikalı oldukları için 5 Eylül'de, yani 2,5 aydır işten çıkarılan 9 işçi direnişteler. Biz gerek DHL Express Kargo gerekse Babacan Kargo işçilerin yanımızda olduğumuzu belirtiyor. İşverenlere emekçilerin seslerine kulak vermelerini talep ediyoruz. Değerli basın emekçileri, 27 Kasım günü bu ülke için maalesef önemli bir gün. 27 Kasım'da Rıza Zeraf Amerika'da yargılanmaya başlayacak. Yaklaştıkça toplum vicdanını ve kamuoyunu tatmin etmekten uzak açıklama ve uygulamalarıyla karşı karşıya kaldığımız iktidar niyeyse tutuşuyor. Ve bu konu her gündeme geldiğinde gündem değiştirecek bir malzemenin peşine takılıyor. Ya nüfus politikaları üzerinden gündem değiştiriyor, ya eğitim sistemleri üzerinden gündem değiştiriyor, ya Afrin'in işgali üzerinden gündem değiştiriyor, ya da Mustafa Kemal ve Ulu Önder Atatürk ikilemi üzerinden dil değiştirmek suretiyle gündem değiştiriyor. Ne yaparsak yapalım, bu gerçeklikle sadece bir hafta sonra yüz yüze gelmiş olacağız. Yanlışı yapan Birleşmiş Milletler ambargosunu deldiği iddia edilen siyasi iktidar, ama faturası korkumuz olur ki 80 milyon insanın ödeyeceği bir neticeye doğru evrilmesi. Ama şunu söyleyelim, ne doğurganlık, cinsiyetçilik, ırkçılık ile gündem değiştirmeniz, ne çocuklarımızın, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim durumunu tartışmaya açmanız, ne Rojava, Suriye, Orta Doğu politikaları ve Afrin'de çılgın projelere imza atmanız veya bunları gündeme getirmeniz, ne de ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için dil değiştirme ve bunu sürekli gündemde tutarak bu süreci değiştiremez, bu gerçeklikten, bu ülkenin bu gerçekliği tartışmasından azade olamazsınız. Değerli basın emekçileri, başka bir konu ise gün yok ki dünyanın aksi istikamette rekorlar kıran bir ülke olmayalım. Şimdi AKP hükümetinin çatıştığı, tartıştığı, yadırgadığı ülkeler iklim endekslerinde daha çevreci olarak rekor kırıyor. Eğitim müfredatlarında daha ileriye giderek rekor kırıyor. Teknolojik araştırmalarda, Ar-Ge'lerde, insan hakları karnesinde, ifade özgürlüğünde diğer ülkeler, özellikle de siyasi iktidarın problemli olduğu ülkeler rekor kırıyorken, AKP'nin rekor kırdığı bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her gün rekor egale edilen konular: tutuklu yazar, gazeteciler ve hukukçular. Dünyada sıralamayı bayağı zorluyoruz. Kapatılan televizyon sayısında rekor kırıyoruz. İklim değişikliği performans endeksinde irtifa kaybederek rekor kırıyoruz.
eğitim sistemi değiştirme sayısında rekor kırıyoruz. Dolar, euro, sterlin yani döviz karşısında Türk lirasının değer kaybedişinde rekor kırıyoruz. İşsiz sayısında, işsizlik oranında rekor kırıyoruz. Kadına dönük taciz, tecavüz ve cinayet olaylarında rekor kırıyoruz. Benzin ve motorin fiyatlarında yani akaryakıtta rekor, her gün rekor egale ediyoruz. Vergi kalemi sayısında ve vergilendirilecek ürün sayısında rekor kırıyoruz. Hatta bir konuyu rekor olarak kabul edemiyoruz. Çünkü dünyada ya bir tek bizde olan bir şey, maalesef verginin vergisini alan tek ülkeyiz biz. Verginin vergisini alan dünyada Türkiye dışında bir başka ülke yok. Zengin yoksul arasındaki gelir bölüşümü, servet dağılımında rekor kırıyoruz. Aradaki makası açmak suretiyle. AKP'nin yani siyasi iktidarın kandırılma sayısında rekor kırıyoruz. Cezaevlerinde kapasitenin üstünde tutuklu ve hükümlü bulundurmakta rekor kırıyoruz. Bir de halk iradesiyle görev başına gelmiş olan belediye başkanlarını görevden almada veya onların yerine kayyum atamada rekorlar kırıyoruz. Bütün bunlar AKP'nin Türkiye'yi getirdiği nokta itibariyle maalesef hiçbir yerle kıyaslanmayacak kadar rekorlarımız bizim. Bir de bu kalemler dışında son günlerde endeks açıklayan iki uluslararası kurumun verilerini paylaşarak basın toplantımızı sonlandıracağım. Bu kalemler dışında özellikle Standard & Poor's 2013'te ekonomisi kırılgan 5 ülke yayınlamıştı. Bu yıl yeni listesini yayınladı. Bu beşli arasında kalan ve yerini değiştirmeyen tek ülke Türkiye. 2013'te ekonomisi en kırılgan 5 ülkenin 4'ü değişti. Değişmeyen bir tek Türkiye. Yine şu anda Türkiye kimlerle? Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar'la birlikte ekonomik kırılganlığı yaşayan, en fazla yaşayan 5 ülkeden biri. Ama 2013'te Arjantin, Pakistan, Katar ve Mısır yoktu. Yine Credit Suisse güncellediği küresel servet raporunda Türkiye ile ilgili ilginç değerlendirmelerde bulunuyor. İki noktayı işaret ederek Credit Suisse'in raporundaki iki noktaya dikkat çekerek basın toplantımı sonlandıracağım. 2016'dan 2017'ye gelirken servet değişiminin hane halkı düzeyinde ölçüldüğünde en fazla düşüş yaşayan ilk 3 ülke Japonya, Mısır ve Türkiye'dir. Servet değişiminin hane halkında düşüş, en fazla düşüş yaşadığı 3 ülkeden biri Türkiye. Yetişkin başına servet değişimde en çok düşen ülkeler yine Mısır, Türkiye ve Japonya. Her anlamda ülkeyi geriye götüren bu anlayışla maalesef karşı karşıyayız diyorum. Varsa sizden birkaç soru alarak basın toplantımızı sonlandıracağım. NATO krizini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin yaşadığı NATO krizini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya açık söylemek gerekirse NATO'da insan onuruna yönelen bir uygulama ile karşılaştık biz. Burada bu ülkenin kurucusu olan Atatürk'ün bir hedef tahtasına konulup hedef alınması ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef tahtasına konup hedef alınmasının ötesinde bu uygulama hangi insana yapılırsa karşısında olduğumuzu, kabul etmediğimizi, doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bunun savunulabilir, ileri tutar bir tarafı yoktur. Ancak Türkiye, Orta Doğu'da NATO'nun çok önemli bir aktörü iken, uluslararası toplum nezdinde özellikle Orta Doğu'daki belirleyiciliği ve jeopolitiğini etkin kullanan bir ülke olma hali hiç tartışılmazken, uluslararası toplum, siyasi aktörler ve devletler nezdinde, uluslararası siyasi ya da askeri birlikler nezdinde bu kadar ele ayağa düşürülme halini tartışmak, nedenini araştırmak ise biz siyasilerin herhalde en önemli görevidir. Türkiye NATO için bu kadar vazgeçilmez iken, şimdi soruyoruz gerçekten orada münferit bir şey midir? Yoksa oluşturulan bir algının NATO içerisine sirayet etme hali midir? Yoksa biz Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan'ına karşı geliştirilen uygulamayı sadece siyasetçi olma değil,
bu parlamentoda bulunma değil veya ideolojik kodlarımızı da bir yana bırakarak insan olarak kabul etmemiz mümkün değil. Onur açısından bir defa problemli sorgulanması ve mahkum edilmesi gereken bir konu. Ama bu tartışılırken Türkiye'nin bırakın 20 yıl, 10 yıl, 5 yıl, 3 yıl, 2 yıl önceye göre uluslararası toplum nezdinde itibarının bu kadar sorgulanır ve ele ayağa düşürülür noktaya raddeye gelmiş olması da herhalde biz siyasilerin sorması ve gidermesi gereken bir sorumluluktur.